Evet, bitkilerde toprak altında kalan ve toprağın üstünde kalan iki farklı bölge var. Arkadaşlar, dokular birleşerek organlarla birleşerek sistemleri meydana getirir. Bitkilerde var olan sistemler, organlar ve dokular nelerdir? Şimdi bunları görelim. Bitkilerde arkadaşlar iki farklı sistem var. Bunlardan bir tanesi toprağın üstündeki kısım sistem, sürgün sistemi. Bir diğeri ise toprağın altında kalan sistem, kök sistemi. Şimdi bu iki sistem hangi organlardan meydana gelir? Şimdi ona bir bakalım. Gövde, meyve ve tohum, yapraklar ve çiçekler. Kök sisteminde ise bu sistemi meydana getiren organ kök. Yani bitkilerdeki organlar çiçek, yaprak, gövde dallar, meyve, tohum ve kök olmuş oldu. Peki bu organların görevleri ne? Bu organların görevlerini incelediğimiz zaman vejetatif organlar ve generatif organlar şeklinde gruplandırıyoruz. Bitkilerde sürgün ve kök sistemini meydana getiren bu organlardan yaprak, gövde ve kök vejetatif, yani bitkide büyüme ve gelişmeyle ilgili organlardır. Yine generatif organlar ise üreme ile ilgili, çoğalma ile ilgili organlardır. Peki bu organları meydana getiren bitkisel dokular nelerdir? Bitkisel dokular arkadaşlar, meristem doku, temel doku, iletim dokusu ve örtü dokudur. Evet, bitkilerde dokular birleşerek organları meydana getirir. Organlar da birleşerek sistemler oluşturur. Dokular, meristem, temel doku, iletim doku ve örtü dokusu. Bu dokular birleşerek kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyveyi oluşturur. Organlar da birleşerek sürgün sistemi ve kök sistemini meydana getirir. Meristem doku bitkide oluşan ilk yapıdır. Hayat boyu bölünür, bitkide büyümeyi sağlar ve mitoz bölünme geçirir. Peki bu özelliğinden faydalanacağız şimdi, mitoz bölünme geçirmesinden. Hücreleri nasıl? Devamlı mitoz bölünme geçirdiğine göre sürekli bölünmelerinden dolayı hücreleri küçüktür. Ve sürekli bölünmeleri ve küçük olmaları onların genç hücreler olduğunu gösterir. Metabolizmaları genç hücreler olduğu için hızlıdır. Çeper kalınlığı yine genç olmaları ve küçük olmaları münasebetiyle incedir. Genç olan bir hücrenin sitoplazma miktarı fazladır. Koful büyüklüğü, arkadaşlar kofulları ya çok azdır ya da yoktur. Zaten sitoplazma miktarı ve koful büyüklüğü birbirine ters orantılıdır ve iri bir çekirdekleri vardır. Şimdi elimize iki tane hücre aldık. Bu hücrelerden bir tanesinin kofulu şurada gördüğümüz gibi büyük, bir diğerinin kofulu ise küçük. Arkadaşlar, kofulun dışında kalan şuradaki alan sitoplazma miktarını veriyor. Koful büyüdükçe sitoplazma miktarının azaldığını görüyoruz. Ama koful küçük olduğu zaman bu hücremizin daha fazla sitoplazmasının olduğunu görüyoruz. O halde bir bitki hücresinde koful büyüklüğü sitoplazma miktarı ile ters orantılıdır. Meristem dokuyu arkadaşlar, bu kökenine göre ve bulunduğu yere göre iki gruba ayıracağız. Kökenine göre birinci meristem veya primer meristem. Veya ikinci meristem, sekonder meristem. Bulunduğu yere göre arkadaşlar, bitkinin uç kısmında bulunuyorsa apikal meristem, uç meristem, lateral meristem, yanal meristem ve interkalar. Primer meristem bitkilerde boyca büyümeyi sağlar. Bitkilerde boyca uzamanın görüldüğü yerler, köklerin uç kısmı, dalların yine uç kısmı arkadaşlar, gövdenin uç kısmı. Yani bitki uç kısmından uzar. Bu kısımlardan uzadığı için birinci meristemin bulunduğu bu noktalara büyüme bölgeleri adı verilir. Büyüme bölgeleri sürgün sisteminde tomurcuklar tarafı, pardon düzeltiyorum, koruyucu yapraklar tarafından korunur. Kökte ise kaliptra adı verilen bir yapı tarafından korunur. Kaliptra'nın diğer isimleri ve kök şapkasıdır. Evet, şeklince dediğimiz zaman gövdede koruyucu yapraklar koruyor dedik. Burada koruyucu yapraklar var.
Arkadaşlar şurada meristematik hücreler var. Bunlar uç kısımlarda bulunduğu için buna ben apikal meristem diyeceğim veya birinci meristem adını vereceğiz. Bir koruyucu yapraklar ve bu meristemin oluşturduğu bu yapıya ise tepe tomurcuğu veya tomurcuk diyeceğiz. Şu anda şu yukarıdaki şekle baktığımız zaman bunları görmüşsünüzdür ve şu anda dışarıda da görebilirsiniz. Bu koruyucu yapraklar tarafından sarılan bir yapı tomurcuk içerisinde birinci meristem. Kökte ise şurada apikal meristem var. Yani birincil meristem var. Onu da koruyan şu kısımda arkadaşlar kaliptra bulunuyor. Bir diğer meristem çeşidimiz ikincil meristem. Önce ikincil meristem kimde var? Ondan başlayalım. İkincil meristem açık tohumlu bitkilerde ve çift çenekli bitkilerde bulunur. Bitkide oluşan ilk doku arkadaşlar birincil meristem. Birincil meristem bölünüyor ve sonuçta temel doku gibi iletim dokusu, örtü doku gibi birincil dokuları meydana getiriyor. Peki ikincil meristem nasıl meydana geliyor? İkincil meristem temel doku içerisinde özellikle parenkima hücrelerinin sonradan bölünme özelliği kazanmasıyla oluşuyor. İkinci meristem bu şekilde meydana geldi. Demek ki en son oluşuyor. Arkadaşlar primer meristem bitkide boyca büyümeyi sağlarken sekonder meristem bitkide enine büyümeyi sağlıyor. Peki bitkilerde kaç farklı enine büyüme var? Arkadaşlar şu kısımda görmüş olduğunuz bir enine büyüme var. Bu enine büyümeyi vasküler kambiyum dediğimiz bir kambiyum çeşidi gerçekleştiriyor. Bir de şurada bir enine büyüme var. Kabuk kısmı dediğimiz bir bölge var. Orada bir enine büyüme görülüyor. Dolayısıyla ikinci meristemi iki gruba ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi şu kısmı oluşturacak olan vasküler kambiyum. Bir diğeri ise şuradaki mantar dokuyu meydana getirecek olan mantar kambiyumu. Bir diğer adıyla hellojen. O halde vasküler kambiyum arkadaşlar ikinci flem yani iletim demetlerini yapacak ikinci kısılem bunları oluşturuyor. Vasküler kambiyumun aynı zamanda demet kambiyumu adını da verebiliriz. Mantar kambiyumu ise mantar dokuyu oluşturuyor. Evet, buradan çıkarılacak bir başka nokta. Şurada arkadaşlar yaş halkalarını görüyoruz. Bu yaş halkalarını kim meydana getirdi bitkilerde, uzunsu bitkilerde? Onu da vasküler kambiyumun meydana getirdiğini görüyoruz. Çok yıllık bir ağacın gövdesini arkadaşlar şekilde gördüğümüz gibi bir çivi çakıyoruz. Ağacın gövdesi ile çivinin başı arasındaki mesafe 20 cm olduğunu varsayalım. Çivinin topraktan olan yüksekliğine ise H yüksekliği adını verelim. Şimdi bunu daha önce üniversite sınavı da sordu. Atıyorum 20 sene sonra, yani uzun yıllar sonra çivinin boyunda ve çivinin topraktan yüksekliğinde herhangi bir değişme oldu mu? Arkadaşlar bitkilerin uç kısımlarından uzadığını biliyoruz. Uzama buralardan meydana geliyor. Bu yüzden uzama buralardan olduğu için bitkide şu bölgede bir uzama olmayacak. Dolayısıyla şuradaki H yüksekliği 20 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra değişmeyecektir. Ancak bitki enine büyüme gerçekleştirdiği her sene yeni yeni halkalar oluşturduğu için şurada gördüğünüz gibi ağaç giderek kalınlaşıyor. Bu kalınlaşmaya bağlı olarak da çivinin boyunda kısalma görülüyor. Yani şuradaki H yüksekliği değişmez. Çivinin boyu yıllar geçtikçe kısalır, azalır. Evet, bir örnek soru bakalım. Meristemle ilgili verilen hangi bilgi yanlıştır? Oksijenli solunum yapar. Arkadaşlar bitki hücreleri çekirdekleri de var. Ökaryotik hücre ve oksijenli solunum yapıyor. Mitoz ile bölünebiliyorlar. Onu anlattık. Protein sentezi yapar. Çekirdekli, metabolizması hızlı olan bir hücre olduğu için protein sentezi yapacaktır. Genç olmaları dolayısıyla çeperleri de incedir ancak
meristem hücrelerinde kloroplast olmadığı için fotosentez yapamayacaktır. Cevabımız Denizli. Birinci ve ikinci meristem oluşturan hücrelerde aşağıdakilerden hangisi ortak görülmez? Her iki dokuda bölünebildiği için replikasyon, yani DNA işlenmesi görülecek. Transkripsiyon protein sentezi ile ilgili, yani RNA sentezi. RNA sentezi canlı olan bitkinin çekirdekli her hücresi yapıyor. Çeperleri incedir genç oldukları için ve metabolizmaları hızlı, oksijenli solunum yapıyorlar. Kapalı tohumlu tüm bitkilerde bulunma diyor. Kapalı tohumlu bitkileri iki gruba ayırdığımız zaman bunlardan bir kısmı tek çenekli, bir kısmı ise çift çenekli bitkiler olarak adlandırıyoruz. Oysa birinci meristem her iki bitki çeşidinde var. Ancak ikinci meristem tek çenekli bitkilerde olmadığından dolayı bu ortak değildir. Bu yüzden cevap Edirne. Bitkilerde büyüme bölgelerini oluşturan doku için. Büyüme bölgelerini kim oluşturuyordu? Meristem doku. Hangi meristem doku? Birinci meristem. Hangileri doğrudur diyor. Yani birinci meristemle ilgili bitkiye sınırsız büyüme özelliği kazandırır. Sonsuza kadar bölünüyor. Kök ve gövdenin ucunda yer alıyor. Evet, meristem, birinci meristem üç kısımlar yer alıyor. Apikal meristem olarak isimlendiriliyordu. Bazı çeşitleri bölünme özelliğini kaybetmiş dokuların tekrardan bölünme özelliği kazanmasıyla oluşturur. Arkadaşlar, bu ikinci meristemin özelliği. Dolayısıyla cevabımız bizim burada 1 ve 2 olacak. Primer meristemle ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir? Yani yine birinci meristemin özelliğini soruyor. Kök, gövde ve dalların ucunda bulunur. Uç meristem olarak adlandırmıştık. Kofulları küçük ve az sayıdadır. Metabolizmaları hızlı, genç hücreler olduğu için kofulları küçüktür. Bitkinin boyca uzamasını sağlar. Bu da doğru. Çekirdekleri küçük ya da hiç yoktur. Arkadaşlar, küçük ya da hiç yoktur dediğimiz yapı kofullardır. Dolayısıyla D şıkkı doğru değil, yanlış. İnce çeperli ve bol sitoplazmalıdır. Bu da doğru. Bir sekonder meristem olan kambiyumla ilgili hangileri doğrudur? Bitkileri kök ve gövdesinde bulunur. Evet, bitkilerde kök ve gövdede enine kalınlaşma görülebiliyor. Oluşturduğu halkalar ile yaş tayini ve yaşam koşulları hakkında bilgi verebilir. Yaş halkalarını meydana getiriyor. Yaşam koşullarını nasıl oluşturduğunun hakkında nasıl bilgi verdiğini gövdede enine kalınlaşmadan anlatacağız. Açık tohumlu ve çok yıllık bitkilerde görülür. Açık tohum, zaten açık tohumlular da çok yıllık bitki. Onun yerine çift çenekli bitkilerde diyebilir bir soru. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3. Meristem çeşitleri ile ilgili hangileri doğrudur? İki çeşit meristem vardı. Birinci meristem artı ikinci meristem. Bulundukları yere göre uç ve yanal meristem olarak ikiye ayrılır. Evet, uç meristemi birinci meristemdi. İkinci meristem ise lateral, yani yanal meristem. Bu doğru. Kökenlerine göre primer ve sekonder meristem diye ikiye ayrılır. Evet, bu tablomuzda vardı. Dersin başında anlatmıştık. Uç meristem, yani apikal meristem boyuna, yanal meristem de enine büyümeyi sağlar. Kambiyumdur yanal meristem. Uç meristem ise birinci meristemdi. Birinci meristem boyuna büyümeyi sağlıyor. Yanal meristem ise, yani kambiyum ise enine büyümeyi sağlıyor. Sekonder meristem ve primer meristem tüm bitki türlerinde bulunur diyor. Az önceki çözdüğümüz soruda sekonder meristemin tek çenekli bitkilerde olmadığını söylemiştik. Tüm bitki türleri de diyor arkadaşlar. Hani burada tohumsuz bitkiler de var. Onları hiç gündeme bile getirmedik. Onlarda da bulunmuyor. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3.